İstanbul'daki son durumu Erdal Kuruçay anlatacak sizlere sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Hemen Erdal Kuruçay'a bağlanalım ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son uyarılarını da kendisinden öğrenelim. Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. Neredesin? Günaydın Erkan Tan. Biz Sultan Gazi'deyiz. Aslında 3 gün aralıksız kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirmişti. Fakat Sultan Gazi'de akşam da yağmaya, hatta gece de yağmaya devam etti. Şu anda yağmış olmasa da hemen her bölgede Sultan Gazi'nin kar olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 15-20 santim. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yeni ikazlarını yapmaya devam ediyor. Uyarılarında Balkanlardan ve kuzeyden gelecek hava, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurmuştu Meteoroloji Genel Müdürlüğü. İşte o soğuk hava dalgası yavaş yavaş bu noktaya geliyor. Şu anda bulunduğumuz yerde 20 ila 25 santimlik kar olduğunu kameraman arkadaşım Özden Kul sizlere gösteriyor ve hemen her bölgesinde Sultan Gazi'nin gece saatlerinde yağan kar işte bu manzaraları getirdi. Hemen her yer beyaza bürünmüş durumda. Fırtına gelecek demişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü öncelikle. Fırtınanın şiddeti yaklaşık 80-90 kilometreye kadar çıkacak. İşte böyle olunca da tabii çatı uçmasına ve ağaç devrilmesine karşı dikkat etmek lazım. Gece boyunca 3 ayrı noktada çatının uçtuğunu söyleyebiliriz. Bir spor salonunun, bir spor futbol sahasının çatısı uçtu. Kar, biriken kara daha fazla dayanamadı ve çatısının çöktüğünü söyleyelim. İşte o yüzden dikkat etmekte fayda var. Tabii sıcaklıklar da her geçen dakika düşüyor. Şu anda Sultan Gazi'de -2 ila -4 derece ölçülüyor. Tabii böyle olunca da yollarda buzlanmalar ve donmalar oluyor. Çıkacak, trafiğe çıkacak. Sürücülerimizin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kar lastiği olmayan araçların kesinlikle çıkmamasında fayda var. Toplu taşımayı da kullanabilirler. Hemen her dakika rüzgarın da şiddetinin arttığını söyleyebiliriz. Çünkü yeni bir hava dalgasına, kuzeyden ve Balkanlardan gelecek, kuzeyden özellikle gelecek hava dalgasının etkisini altına gireceğini söylemişti. İstanbul ve çevre iller, İzmit, Sakarya Adapazarı, Edirne, Çanakkale ve Çorlu civarında yeni hava dalgasının geleceğini söylemişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü. İşte o hava dalgası geceden itibaren İstanbul'da da etkili olmaya başladı ve şu anda hemen her bölgede soğuk bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. -4 derece olan yerler var. Şu anda burada 20 santimlik bir kar var fakat Çamlıca tepesinde mesela yüksek kesimlerde 25 santime kadar çıkıyor kar yoğunluğu. Yaklaşık 2 gün daha karlı ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini söyleyelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ikazlarını bugün için yaptı. Fırtına uyarısında bulunmuştu. 80 ila 90 kilometreye kadar fırtınanın şiddetinin çıkacağını söyledi. Aynı zamanda bu soğuk hava dalgası kar yağışını da beraberinde getirecek. 2 gün boyunca, yani çarşamba ve perşembe de yine İstanbul ve çevre illeri kara teslim olacak. Beyaz örtü yine her bölgede etkili olacak. Biz kameraman arkadaşım Özdenkull'la gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve Sultan Gazi'den sözü tekrar merkeze bırakalım. Erkan Tan.